Mehmet Metiner Rüzgara göre yön değiştirenler Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan. Kendimi tarif etmekten yoruldum, durduğum yer besbelli. Defalarca kesin ve keskin hatlarla ortaya koymama rağmen o birileri suyu bilerek bulandırmaya devam ediyor. Bize düşman olanların güllelerinden şefkamız yok. Onların algı operasyonları veya itibar suikastleri bizi üzmez bile. Lakin içimizden görünen o birilerinin düşmanlıkları ziyadesiyle üzer bizi. Kıskançlıkları, ayak oyunları, yalana ve tezvirata dayalı tuzakları, sureti haktan görünen kindarlıkları yüreğimize ağır gelir. Yüzümüze karşı abi deyip arkamızdan atıp tutanların iki yüzlülükleri sahiden üzücü olmanın ötesinde utanç verici. Fırsatı ganimet bilip sırtımızdan vurmayı marifet bilen namertlerden de gına geldi gayrı. Biz onlar gibi iki yüzlü değiliz. Herkes bilsin ki biz sevdik mi tam severiz. Sevdiğimizi de adam gibi sahipleniriz. Sevmediğimizin yüzüne başka, arkasından başka konuşanlardan olmayız. Bizim sevgimiz de düşmanlığımız da mertçedir. Bizi düşman bilenlere karşı dahi namertliğimiz olmaz bizim. Düşmanlığı temenni edenlerden olmayız. Düşmanlıkları dostluklara çevirmeyi daha çok önemseriz. En kötü barışın savaştan daha iyi olduğuna inananlardanız. Değerlerimize ve kutsalımıza saldırı olmadığı sürece herkese dost olmayı yeğleyenlerdeniz. Gayrısına zinhar tahammülümüz olmaz bizim. Kendimiz için ne istiyorsak başkaları için onu isteyenlerdeniz. Bize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyin başkalarına da yapılmamasını savunanlardınız. Birbirimize hükmetmek adına birbirimizi tüketmek yerine bir arada barış içinde birbirimizin farklılıklarına saygı göstererek bir arada yaşamak gerektiğine inananlardınız. Tebliğden yanayız biz. İknayı esas alırız sadece. O yüzden diyalog şart diyoruz. Zorbalığın ve dayatmanın her türüne karşıyız. Her türlü ideolojik tahakküme hayır diyenlerdeniz. Birbirine kulaklarını ve gözlerini kapatmış insanlar sadece birbirlerini imha edilmesi gereken düşmanlar olarak görürler. İnsanlık adına çok yazık. Herkesin sadece kendi doğruları üstüne kapandığı bir dünya körleşmiş ve sağırlaşmış bir dünyadır. Oysa biz birbirimizin doğrularıyla beslenmeyi öğrenmeliyiz asıl. Sadece kendilerini mutlak doğrunun sahibi, karşısındakileri de mutlak yanlışın temsilcileri olarak görenler birbirlerine karşı kıyıcı ve kan dökücü olurlar. Çok yazık. O vakit bize verilen gözlere ve kulaklara ne gerek var? Birbirini gören gözlere ve birbirini duyan kulaklara sahip olmayacaksak ne işe yarar o organlarımız? Başkasının doğrusuna katıldığınızda veya kendi yanlışınızı görüp eleştirdiğinizde sizi anında hedef tahtasına oturtanlar sizce ne menem insanlardır? Çok yazık. Biz rüzgara göre yelken açanlardan olmadık. Rüzgara göre yön tayin edenlerden de. Bizim duruşumuzu rüzgar belirlemedi hiç. 15 yaşımızdan beri inandığımız ilkeler doğrultusunda mücadele ettik. Hiçbir dönem güçten ve güçlüden yana olmadık. Güce ve güçlüğe bakarak rota belirlemedik. Hep en muktedirlere karşı en zorlu zamanlarda ölümüne mücadele ettik. Bizi güce göre veya rüzgara göre konum değiştirmeye müsait gibi gösteren namertler geçmişimizde bunun bir tek örneğini gösteremezler. Biz Erdoğan'ın kendisini sevdik. Biz Erdoğan'ı sevdiğimizde o birileri yoktu. Tersine o birileri düşmandı Erdoğan'a ve davasına. Bizim sevdiğimiz Erdoğan'ın gücü yoktu o vakitler. Biz Erdoğan'ın yüreğini sevdik. O dik duruşunu sevdik. Erdoğan'ın şahsında somutlaştırdığı o idealleri sevdik. Erdoğan'ı sonradan gücü dolayısıyla sevenlerle veya seven gibi görünenlerle aramızdaki fark bu bizim. Bizim sevgimiz ve bağladığımız daha kavukluk içermedi asla. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik hep. Bir konuda karar verildiğinde de arkasında dimdik durduk. Bizim bağlılığımız ilkelerimizedir asıl. Erdoğan'ı o ilkelerin lideri olduğu için sevdik, seviyoruz. O ilkelerden taviz vermediği sürece de sevmeye ve arkasında durmaya devam edeceğiz. Birbirimizi uyarmakla yükümlüyüz biz. Birbirimizi gerektiğinde eleştirmekle de. Eleştirerek sahiplenmek esastır. Körü körüne bağlılık değil futbol takımı tutar gibi particilik yaparsak ilkelerimize ihanet etmiş oluruz. Erdoğan'ın ve AK Parti'nin varlık sebebini de ortadan kaldırmış oluruz. Bizim asıl dostlarımız yanlış yaptığımızda bizi sahiplenerek eleştirenlerdir. Sadıklar ve hasbiler böyle yapar. Güçten nemalanan çıkarcılar da bundan rahatsızlık duyar. Böyle yapanları gözden düşürmeye çalışır. Sürekli yaltaklanmayı marifet bilenler. Bilesiniz ki kendileri için çalışanlardır. Dost, ol kişidir ki size zarar verecek şeyi söyler. Yanlışınızda uyarıcı olur. Ama bunu yaparken de size sırtınızı dönüp gitmez. Sadakatle yanınızda durmaya devam eder. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. O birilerinin bizden duyduğu rahatsızlık kendi küçük iktidar alanlarıyla ilgili sadece. Herkes bilsin ki doğruyu dost doğru söylemeye, yanlışı da kırıp dökmeden eleştirmeye devam edeceğiz. İlkelerimiz bize bunu emrediyor çünkü. Biz sadakati sınanmamış insanlardan değiliz. Sadakati sınanmamış insanların bize dair kem göz. Sadakati sınanmamış insanların bize dair kem sözleri sadece kendilerini küçültür. Biz 15 Temmuz'da gördük o birilerinin sadakatini o içimizdeki birilerinin ihanetlerini de en yakınımızdakilerin hatta en tepemizdekilerin çok şükür ne ihanet ettik ne korkup kaçtık ne de sadakatimizden ödün verdik biz. Başkalarını bilmem ama bizim söyleyecek sözümüz var. Önerilerimiz var. Dillendirmeye devam edeceğiz. Eleştirilerimiz de olabilir zaman zaman ama herkes Bilsin ki gemiyi asla terk edenlerden olmayız. Rüzgara göre dümen kıranlardan olmayız olsaydık 15 Temmuz'da kaçacak delik arayanlardan olurduk. O yüce pirin dediği gibi diyenlerdeniz biz. Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan. Bir sitemimle sonlandırayım. Reisi ve AK Parti'yi ekranlarda savunduğumuzda reisin adına sanki AK Parti'nin sözcüsü gibi konuşuyor deyip rahatsızlık duyan o birileri, üslubu çok sert ve kırıcı, çok agresif ve kavgacı, bu tavrıyla partiye zarar veriyor diyenler. Bakıyorum da bugün reisi ve AK Parti'yi, herkesi kucaklayan, daha yumuşak ve sevecen bir üslupla savunduğumuzda, üstelik AK Parti sözcüsü gibi davranmadan konuştuğumuzda da rahatsızlık duyuyorlar. Reisi ve AK Parti'yi savunduğum için rahatsızlık duyan o birileri şimdi de tam tersinden rahatsızlık duyuyorlar. Demek ki derdiniz de hesabınız da başka sizin. Bizimle uğraşıp bizim gibileri küstürmeye çalışacağınızda partimizi büyütmeye kalkırsaydınız bugün durumumuz farklı olurdu. Ama bilesiniz ki reisi size rağmen sevmeye ve AK Parti'yi de reisten dolayı desteklemeye kendi ilkelerimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Reisin dediği gibi bize kibir yakışmaz. Enaniyet hiç yakışmaz. Biz tevazu ordusunun neferleri olarak yolumuza ilk günkü aşkla ve imanla devam ediyoruz. Mehmet Metiner. Mahmut Övür. AK Parti 2023'e nasıl hazırlanacak? AK Parti siyasi arenaya çıktığı andan itibaren inanılmaz bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. İlk yıllarda bırakın ordunun tepe yönetiminin siyasileri aşağılayan yaklaşımlarını, farklı farklı cuntaların darbe hazırlıklarından 2007'deki muhtıraya kadar onlarca derin kuşatma yaşadı. Yetmedi, 7 Şubat 2012'deki MIT operasyonuyla FETÖ devreye girdi ve akıl almaz saldırılarını 15 Temmuz darbe girişimine kadar götürdü. Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti toplumunda güçlü desteğiyle bütün bu kuşatmaları ve darbe girişimlerini püskürtmeyi başardı. Böylece Türkiye sadece siyasi alanda değil, ekonomik alanda da ayağına vurulmuş en güçlü prangadan büyük oranda kurtuldu. Büyük oranda diyorum çünkü hala o prangayı vuran vesayet rejiminin kalıntıları sadece bürokraside değil, siyasette de varlığını sürdürüyor. Muhalefet prangası. Bu gerçeğin özellikle siyasetteki uzantısını önceki gün AK Parti grup toplantısında Başkan Erdoğan geri bir kavramla dile getirdi. 2023 inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının yanı sıra bu muhalefet prangasından da Türkiye'nin kurtuluş müjdesini alacağı gün olacaktır. Siyasi literatürde var mı bilmiyorum ama muhalefet prangası kavramsallaştırması Türkiye'de farklı bir hesaplaşma yaşandığını gösteriyor. Çünkü Türkiye'deki iktidar muhalefet ilişkisi hiç de örnek alınan batı demokrasilerinde görülen klasik iktidar muhalefet ilişkisine benzemiyor. Burada yaşanan şey açıkça Türkiye'yi yeniden vesayet altına alma mücadelesidir. AK Parti de teşkilat olarak bu teze uygun yeni bir hazırlığın içinde. Önümüzdeki günlerde 93 bin kişilikte bir eğitim programı başlatılıyor. Dünyanın en büyük siyasi eğitim hamlesi olarak nitelenen programı AK Parti'nin ARGE ve eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıkladı. İşte bu programın ana omurgasını da Başkan Erdoğan'ın altını çizdiği muhalefet prangası oluşturuyor. AK Parti'ye göre muhalefet kimi zaman sistem, kimi zaman yaşam biçimi, kimi zaman da piyasa üzerinden yalan terörü diye nitelenen bir operasyon yürütüyor. İlk ders Başkan Erdoğan'dan. AK Parti de buna karşı 2023 seçimlerine 2 yıl kala 81 il ve 973 ilçe kadrolarını ayağa kaldıracak, onları donatacak yeni bir eğitim hamlesiyle cevap vermeye hazırlanıyor. İlk dersi de Başkan Erdoğan verecek. "Şen bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla başlatacakları Teşkilat Akademisi hamlesinin amacını şöyle özetliyor. Teşkilatlarımızın 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesi Algı yönetimlerine karşı motivasyonların en üst düzeye çıkarılması. İcatlarımızın en ince detayına kadar aktarılması. Muhalefetin gayri nizami harp mantığıyla devam ettirdiği akla mantığa sığmayan saldırıların püskürtülmesi. Peki AK Parti böyle bir hamleye neden ihtiyaç duydu? Sorunun cevabı 56 bin kişiyle yapılan bir araştırmada saklı. O araştırma teşkilatlarda böyle bir ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle iki ihtiyaç çok dikkat çekici. Algı yönetimlerine karşı motivasyon eksikliği ve muhalefetin gayri nizami harp mantığıyla hareket etmesi. Bu tablo 2023 seçimlerine giden sürecin hiç de kolay olmayacağını ve çok zorlu geçeceğini gösteriyor. Mahmut Övür